Türkiye'ye kefen biçmeye hazırlananlara buradan seslenmek ve uyarmak istiyorum. Kuşatma ne kadar ağır olursa olsun, tarih henüz hükmünü vermemiştir. Türk milliyetçileri henüz son sözü söylememiştir. Hiçbir güç, hiçbir tezgah ve oyun milliyetçi hareketin mücadele azmini kıramayacaktır. Bu kale zapt edilemeyecek, teslim alınamayacaktır. Türk milliyetçileri ve yegane siyasi temsilcisi olan milliyetçi hareket bu hain emellere geçit vermeyecek, Türkiye'nin milli varlığına ve birliğine kastetmek isteyenleri mutlaka hüsrana uğratacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bugün de dün gibi Türk milletinin yaşadığı buhrandan çıkartacak güç sizlerin elinde, yüreğinde ve fikrindedir. Tahrip edilmeye çalışılan binlerce yıllık kültür kodlarımızın, yok edilmeye çalışılan köklü devlet yapımızın ve asil milletimizin yegane koruyucusu ve kollayıcısı milliyetçi hareket olacaktır. Milliyetçi hareket ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin ayakta kalmış son burcudur. Milliyetçi hareket derin stratejik çatışmaların yaşandığı bu yeni savaş ortamında Türk milletinin son siperidir. Milliyetçi hareket Türk milletinin kendisini düştüğü küresel sarmaldan çekip çıkaracak son gücüdür. Milliyetçi hareket ölüm karşısında sınav vermiş bir kutlu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son umududur. Milliyetçi hareket bunun için iktidara gelmektedir ve bu yürüyüşü engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Aziz dava arkadaşlarım, Türkiye'nin milli birliği ve kardeşliği geçmişte olduğu gibi bugün de en büyük güç ve kudret kaynağımızdır. Milli birliğimize hedef alan hain saldırıların amacı Türk milletini düşman kaplara bölerek bir çatışma ortamına sürüklemektedir. Türk milleti bir bütün olarak ve ortak milli değerler etrafında kenetlenerek bu hain oyunu boşa çıkaracak güce sahiptir. Türk milliyetçileri de bedeli ne olursa olsun buna karşı koymaya, Türkiye'yi böldürmemeye kararlıdır. Bugün gelinen tarihi dönüm noktasında herkes haddini bilmeli, aklını başına toplamalı ve ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Milliyetçi hareket Türkiye'nin bir kavga ortamına sürüklenmesini önlemek ve milli birliğimizi korumak için herkesin üzerinde mutabık kalması gereken temel ilkeleri çok önceden ortaya koymuş ve bugüne kadar bu doğrultuda sorumlu ve sabırlı bir tutumu sergilemiştir. Bizim için vatan toprakları üzerinde bin yıla yaklaşan tarih yolculuğunu birlikte yapan
bütün Türk vatandaşları Türk milletinin eşit ve onurlu evlatlarıdır. Ortak bir geçmişi ve kaderi paylaşan, ortak bir gelecek idealine inanan ve ortak bir kültürü yaşayan bütün Türk vatandaşları etnik köken, dil ve din gibi farklılıklarına bakılmaksızın Türk milleti kimliğinde birleşmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu kimliği olan Türk milli kimliği bu ortak irade oluşturmuştur. Türk milletine vücut veren de bu ortak iradedir. Bu sarsılmaz milli bağ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel harcıdır. Devletin milli varlığının temeli olan bu milli şuur ve milli birlik anlayışı Türk milletine ortaklaşa vücut veren Türk vatandaşlarının etnik kökenlerinin inkarı anlamına gelmemektedir. Bu tarihi, siyasi ve hukuki gerçekler karşısında Türkiye'de milli kimlik arayışına girilmesi, alt ve üst kimlikler tartışması yapılması abesle iştikaldir. Sayın Başbakan, buraya dikkat et. Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin ve toprak parçasının adı değildir. Bir Türkiye Cumhuriyeti varsa bir Türk milleti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tektir. Ülkesi ve milleti birdir. Milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülküsüdür. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak ve etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kastetmekle eşdeğerdir. Bunun adı ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk milletidir. Anadolu Türklüğü'nün son bağımsız devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini koruyarak adı, kuruluş ilkeleri ve milli kimliği değişmeden sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır. MHP'nin Türk milliyetçiliği fikriyatı da bu kültürel, siyasi ve hukuki esaslara dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü anlayışımızın temelleri de bunlardır. Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli Türk milliyetçiliği anlayışına yabancı ve aykırıdır. Bunu arayanlar Avrupa'ya bakmalıdır. Türk milliyetçiliği, Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk sayan, her türlü ayrımcılığı ve dışlamayı reddeden birleştirici, toparlayıcı ve bütünleştirici bir fikriyattır. Türk milliyetçileri aziz vatanlarının ve Türk milletinin huzuruna, kardeşliğine ve birliğine sahip çıkmaya ve Türkiye'nin bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemeye kararlıdır. Milliyetçi hareket Türkiye'nin milli birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek bedel ne olursa buna da gönül rahatlığı içinde hazırdır. Ancak terör ve bölücülerle mücadele
siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Bu mücadeleyi yapacak olan devletin meşru güvenlik güçleridir. Bu bakımdan mevcut şartlarda hiçbir güç milliyetçi, ülkücü gençliği bir sokak çatışmasının tarafı haline getiremeyecektir. Milliyetçi hareket etnik tahriklerin bu hain oyununa gelemeyecek, sokağa çıkmayacaktır. Milliyetçi hareket ve ülkücüler Ankara'da iktidar olacaktır. Bölücülerle mücadele sokaklarda değil, milliyetçi hareketin iktidarında yapılacaktır. Türkiye'yi yönetmek için gün sayan milliyetçi hareket bugüne kadar izlediği sabır, sorumluluk ve sağduyu yolunda bundan sonra da ayrılmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bugün seçim sürecine girmiştir. Önümüzdeki seçimler Türkiye için kader seçimi olacaktır. AKP hükümetinin seçimlerden kaçmak için seferberlik başlatmasına rağmen seçim sandığı er veya geç Türk milletinin önüne gelecektir. Aziz milletimiz, AKP döneminde yaşananların bir muhasebesini yapacak ve her siyasi partinin duruşuna, çizgisine ve geçmişine bakarak hükmünü sandık başında verecektir. Siyaset sahnesinde son dönemde yaşanan gelişmelere bakıldığında Sünni ittifak ve yön arayışlarının hız kazandığı, siyasi partilerini konumlarının sürekli değiştiği, belirsizleştiği ve kaydığı dalgalı bir ortama girildiği görülmektedir. Muhalefet partilerinin bu amaçla ortaya koydukları yeni yönelimler ve kendilerine yeni bir çizgi ve konum arayışları üzerinde bu aşamada durmak istiyorum. Her şey aziz milletimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. Bu konudaki görüşlerimiz seçim döneminde gerekli şekilde ortaya konulacaktır. Bugün burada AKP yöneticilerinin son günlerde bir can kurtaran gibi sarıldıkları milliyetçi söylemlere birkaç kesik kelimeyle temas etmek istiyorum. Siyasi sonunun geldiğini gören AKP, günah çıkarmak ve milli vicdanını temizlemek telaşıyla yeni bir siyasi kimlik maskesi takmış ve milliyetçilik takiyesine soyunmuştur. Başbakan Erdoğan'ın son dönemde milliyetçi söylemlere sarılması kendisi açısından ilginç ve ibret verici bir gelişme olmuştur. Ancak bu tören ve etiket milliyetçilerine buradan şu gerçekleri hatırlatmak isteriz. Demokratik Cumhuriyet edebiyatıyla İmralı canisiyle ağız birliği yapanların askerlik yan gelip yatma yeri değildir hezeyanıyla şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edenlerin, Türkiye'nin milli değerlerine sahip çıkılmasını saman milliyetçiliği diye aşağılamaya çalışarak sapla samanı karıştıranların, Türk milli kimliğinden ve Türklük değerlerinden alerji duyanların, Türkiye'nin şerefli tarihinin karalamasını demokratik sayanların, Türk milliyetçisi olmaları ve bu yüce sıfatı ağızlarına almaları mümkün değildir. Milliyetçilik onların zannettiği gibi sadece demir dövme, poşu bağlama da değildir.
Milliyetçilik milletine kara sevda ile bağlanmaktır. Milliyetçilik binlerce yıllık mirası yüreklerde taşımaktır. Milliyetçilik yok olduğu sanılan bir coğrafyadan yeniden doğmaktır. Ve ihtiyaç olduğunda da ölüm karşısında imtihan olmaktır. Milliyetçilik Orta Asya bozkurlarına kadar uzanan ulu bir çınardır. Milliyetçilik Mete'dir, Selçuk Bey'dir, Yavuz'dur, Atatürk'tür. Sabırdır, çiledir, inançtır, çelikten bir yürektir. Milliyetçilik Ziya Gökalp'tir, Atsız'dır, Türkeş'tir. Nene Hatun, Antepli Şahin, Sütçü İmam'dır. Milliyetçilik Köroğlu'dur, Pir Sultan'dır, Baki'dir. Yesevi'dir, Yunus'tur, Hacı Bektaş'tır. Milliyetçilik Malazgirt'tir, Mohaç'tır, Sakarya'dır. Osman Bey'dir, Yıldırım'dır, Fatih'tir. Milliyetçilik gurbetteki çorpandır, Vahapzade'dir. Milliyetçilik Semah'tır, Halay'dır, Horon'dur, Bar'dır, Zeybek'tir, Seymen'dir, Yiğit Dadaş'tır. Aziz dava arkadaşlarım, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin son dönemde sergiledikleri yeni kimlik arayışlarından farklı olarak Milliyetçi Hareket'in siyasi çizgisinde bugüne kadar hiç kırılma ve sapma olmamıştır. Milliyetçi Hareket'in baştan beri savunduğu ilkeler bugün bir çekim merkezi haline gelmiş, son dönemde herkes bunlara sahip çıkma yarışına girmiştir. Ancak burada önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır. Aziz milletimiz, ucuz fırsatçılık ve takiye yapanlarla geçmişinin kefaleti ve şehadeti altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka ayıracaktır. Milliyetçi Hareket'in yeri ve konumu bellidir. Türkiye'nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade Milliyetçi Hareket olmuştur. Bugüne kadar yaptığımız bütün tespit ve uyarıların doğru ve yerinde olduğu yaşanan gelişmelerle somut olarak ortaya çıkmış, haklılığımız milli vicdanda tescil edilmiştir. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde sergilediğimiz bu ilkeli tutum ve yüksek sorumluluk ve sağduyu anlayışı Milliyetçi Hareket'in milli ve manevi değerlerinin odağı ve milli çıkarlarının bekçisi olduğunu göstermiştir. Bu anlamda Milliyetçi Hareket toplumsal siyasetin merkezidir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler milletin siyaset algısını milliyetçi merkeze doğru taşımaktadır. Doğru ve doğal olan da budur.
Çünkü bir milletin milli ve manevi değerler manzumesini kabullenmek ve savunmak, toplumsal merkezi siyasetten ifade etmek demektir. Toplumsal merkezin siyasal iz düşümü ise siyasi merkezdir. Onun için siyasi merkez milliyetçi harekettir. İktidara giderken bu kutlu yürüyüşte herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden iktidara varabilmek için önce sağa bakın, sonra sola bakın, tekrar sağa bakın, alayını kucaklayın, iktidara doğru gidin. Merkez kavramı genel politik kanaatin kabul ettiği gibi her eğilimin temsil edildiği fikirler koalisyonu demek değildir. Milliyetçilik bir merkezde değer olarak nasıl Atatürk döneminde devletimizin ve milletimizin gelişmesinde belirleyici olmuşsa, çağı kavrayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik siyasesi yine ülkemizin temel dinamiğini oluşturacaktır. Milliyetçiliğin merkezinde yer aldığı Türk siyaset arenasında ise diğerleri kendilerini bu merkeze göre tanımlamak zorunda kalacaktır. Elbette milliyetçilik Milliyetçi Hareket Partilerinin tekelinde değildir. Herkes milliyetçi olabilir. Ancak milliyetçiliği bir siyaset yönetim projesi olarak kabul eden tek politik hareket Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milletimiz yıllardır süren yönlendirmenin nihayet farkına varmıştır. Milliyetçilik yükselen bir değer olarak milletin gönlünde yerini almaktadır. Kimin kendi değerlerini temsil ettiğini siyaset berraklaştıkça anlamaya başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçiliği merkez olan bir model ile devlet ve millet uyuşmasını sağlayacak. Laik ile dini, milli ile evrenseli, küresel ile yereli, birey ile toplumu milli duruş ile uzlaştıracak tek siyaset seçeneğidir. Adres artık belli olmuştur. Adres Milliyetçi Harekettir. İnsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönüllü paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan, küresel kaynakları hakkaniyete uygun şekilde insanlığın istifadesine sunan yeni bir aydınlanma sürecinin başlaması Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarınca gerçekleştirilecektir. Bizim yegane güç kaynağımız Türk milletinin şaşmaz sağduyusu, temiz vicdanı ve yüreğidir. Milliyetçi Hareket hiç kimseye diyet borcu olmadan temiz ve vatansever çoğunluğun desteğiyle ve iktidara gelecektir. Washington'a gitmeden de Ankara'da iktidar olmaktır. Değerli dava arkadaşlarım, hedefimiz sadece tek başına iktidar değil, anayasa değişikliği yapabilecek bir çoğunlukla iktidardır. Milliyetçi Hareket, Türk insanını ve milli değerlerimizi merkezine alan yeni bir Türkiye projesi ve vizyonuyla ve liyakatlı
inançlı ve tecrübeli kadrolarıyla bu hedefe yürümektedir. Milliyetçi hareket, Türkiye'nin onuruna ve haysiyetine sahip çıkmak, milli ve manevi değerlerimizi ve milli çıkarlarımızı korumak, milli birliğimizin ve kardeşliğimizin bekçiliğini yapmak, devlet ve toplum hayatımızda adaleti, hukuku, siyasi ahlakı, temiz ve namuslu yönetim anlayışını hakim kılmak, Türk milletinin özlemini çektiği refah toplumunu inşa etmek, Türkiye'yi dünya milletler topluluğu içinde itibarlı ve güçlü bir konuma taşımak, terörün kökünü kazımak ve milli birliğimize hedef alan bölücü tahriklerin önünü kesmek, Türkiye'ye büyük kötülük yapanlardan, kul ve yetim hakkına el uzatanlardan, devleti yağmalayan bütün soyguncu ve vurgunculardan hesap sormak ve yangın yerine dönen Türkiye'yi yeni bir mücadele ruhuyla ayağa kaldırmak için iktidara gelmektir. Milliyetçi hareketin iktidarında siyasetin, ekonomik ve sosyal politikaların merkezine kucaklayıcı milliyetçilik anlayışımız yerleştirilecek ve toplumsal yaraların sarılması ve son yılların tahribatının giderilmesi için topyekün bir milli onarım, yeniden inşa ve kalkınma süreci başlatılacaktır. Milliyetçi hareketin hedefi, dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin ve ovalarında sivil maskeli terör maşalarının cirit atmadığı, yoksulluk, açlık, işsizlik ve sefaletin Türk milleti için kader olmadığı, emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan işçi, memur, esnaf, köylü ve çiftçilerin yaşam mücadelesini vermediği, kanunsuzluğun kol gezdiği, hırsızlığın, gasp ve kapkaççılığın sokaklarına hakim olmadığı, vurguncuların ve soyguncuların milli kaynaklarını ve servetlerini talan etmediği, okullarına toplumsal şiddetin, uyuşturucu illetinin ve ahlaki çöküntünün girmediği, milli değer ve hassasiyetlerin saygı gördüğü, milli çıkarlarının siyaset tüccarları tarafından peşkeş çekilmediği, Ermenilerin, Rumların ve peşmergelerin dil uzatmaya ve meydan okumaya cesaret edemeyeceği, Avrupa Birliği komiserlerinin tepeden bakamayacağı, Türk milletinin hor ve hakim görülmediği, etnik köken, dil ve din farklarına bakılmaksızın bütün evlatlarımızın, Türk milletinin eşit ve onurlu bireyler olarak huzur, güven, refah ve mutluluk içinde bir arada kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'dir. Milliyetçi hareket bu şerefli misyona taliptir ve milletimizin teveccühü ve Yüce Allah'ın izniyle bunu gerçekleştirmek için iktidara gelmektedir. Türkiye'mizi lider ülke yapmak üzere yola çıkan milliyetçi hareketin ana ilkeleri, devletimizin bölünmezliği, üniter yapımızın korunması, milli birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi, bağımsızlığımızın kutsallığı, milli değerlerimize saygı, milletimizin yüceltilmesi, egemenliğimizin korunması, milli ve manevi değerlerimizin güçlendirilmesi, milli onurumuzun korunması esasına dayanacaktır. Bu temel ilkeleri bütünleyen ve milletimizi çağdaş dünyanın yükseldiği noktanın üstüne taşıyabilecek siyasi, sosyal ve ahlaki ilkelerimiz ise demokrasiye bağlılık,
insan hak ve hürriyetlerine saygı, hukukun üstünlüğüne olan inanç ve kararlılık, laik ile din ve vicdan hürriyetini bir arada korumak, kişisel ve toplumsal ahlaka bağlılık ve ahlaki yozlaşmayı önlemek, sosyal devlet oluşturmak ve sosyal adaleti sağlamak, çevreye ve küresel mirasa sahip çıkmak ve kollamak, ilkeli, seviyeli, şeffaf ve temiz siyaset yapmak, barış ve huzuru sağlamak ve gerçek bir küresel barışı savunmak olacaktır. Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu son bölümünde Milliyetçi Hareket'in iktidarının öncelikli 3 hedef üzerinde kısaca durmak istiyorum. İktidar dönemimizde birinci önceliğimiz yoksulluğu kader olmaktan çıkarmak ve ağır ekonomik sorun ve sıkıntıların altında ezilen Türk halkının nefes alacağı ve ayağa kalkacağı şartları süratle hazırlamak olacaktır. Türkiye'nin milli kaynakları, imkanları ve potansiyeli bu hedef için harekete geçirilecek ve topyekun bir milli ekonomi seferberliği başlatılacaktır. İşsizlik sorununun tedirgin çözümü için büyüme modelinde gereken yapısal değişiklikler hayata geçirilecek ve Türk halkına ekonomik refah olarak yansıyan sağlıklı ve dengeli bir büyüme hedefi alınacaktır. Bunun için istihdam yaratan, tüketim yerine yatırım ve üretime dayalı bir ekonomik model uygulanacak, yeni iş imkanları yaratacak, sektörlere öncelik verilecek, istihdam üzerindeki ağır yükler azaltılacak ve kayıt dışı istihdam önlenecektir. Başta tarım olmak üzere doğrudan desteğe ihtiyaç duyulan sektörler ve KOBİ'ler bütün imkanlarla desteklenecek ve ayağa kaldırılacaktır. Faiz dışı fazla ve milli bir anlayışla yapılacak özelleştirmelerden elde edilen gelirler istihdam ve bölgesel kalkınma projelerinin finansmanına yönlendirilecektir. Özet olarak Türk ekonomisi tekrar IMF'ye muhtaç olmaktan çıkarılacak, milli kaynaklarımız Türk milletinin refah düzeyinin yükseltilmesi amacına emrine verilecektir. Aziz dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket'in diğer bir önceliği terör belasının kökünü kazımak ve etnik bölücülüğe son vermek olacaktır. Terörle mücadele devletin meşru güçlerinin bütün imkanlarıyla etkili ve amansız bir biçimde yürütülecektir. Bu mücadelede bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrım yapılacak ve bu evlatlarımız PKK'nın baskısına ve terörüne karşı mutlaka korunacaktır. Bunun yanı sıra yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için çok geniş kapsamlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma projesi hayata geçirilecektir. Bölgede devlet otoritesi mutlak şekilde tesis edilecek, kamu hizmeti makamı etnik tahrikler için kullanılan yerel yöneticiler karşılarında devleti ve kanunları bulacaktır. Terörün dış kaynakları ile mücadelede sınır ötesi askeri hareket dahil gereken tüm siyasi ve askeri tedbirler tereddütsüz alınacaktır. Bu mücadele devletin kendi imkanlarıyla yapılacak ve Türkiye'nin güvenliği üçüncü tarafların iznine ve inisiyatifine bırakılmayacaktır. MHP iktidarında hangi ad altında olursa olsun terör suçları içinde, adil suçlar içinde özel ve siyasi af gündeme gelmeyecektir. Bugün İmralı'da özel olarak misafir edilen Cani Öcalan AKP hükümetinin aczinden yararlanarak siyasi kuryeler aracılığıyla terör örgütünü yönetebilmektedir. Bizim iktidarımız döneminde terörist başının İmralı misafirliğine son verilecek, bu hain kalan ömrünü sevk edileceği tertipi cezaevinde tam tecrit koşullar altında geçirecektir.
terör çıkmasına saplanarak Türkiye'ye ihanet eden her kademedeki PKK militanları için yegane çıkış yolu. Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek. Silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak ve Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır. Milliyetçi Hareket'in iktidarında bu hainler için başka bir kurtuluş yolu yoktur. Hiç kimse bunun dışında ham hayallere kapılmamalıdır. Dağdan indirip ovaya salmak yerine tertibi cezaevinde hak ettiği kadar kalmasını temin etmek olmalıdır. Biraz sabrınıza sığınmak istiyorum. Çok az kaldı. Değerli dava arkadaşlarım, MHP iktidarında yolsuzluk ve kanunsuzluklara karşı amansız bir yavaş savaş verilecek ve sonuna kadar hesap sorulacaktır. AKP döneminde merkezi ve yerel yönetimlerde vurgun, talan ve yolsuzluğa bulaşan ve bunda sorumluluğu olan herkes makam ve mevki ne olursa olsun Türk adaleti önünde hesap verecektir. Kul ve yetim hakkına el uzatan hiç kimse bu hesaptan kurtulamayacak. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Bunun yanı sıra AKP kadrolarının milli bünyemizde açtıkları deren yaraların, milli ekonomimizde açtıkları dipsiz kuyuların, milli varlığa yönelik ağır tahribatının da yüce divanda ve Türk mahkemeler önünde hesabı bir bir sorulacaktır. Huzurunuzda bir kere daha ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam bundan kaçmak için bir sığınma limanı olarak görülemeyecektir. Başta Sayın Başbakan olmak üzere AKP dönemindeki yolsuzluk, vurgun ve hırsızlıklardan, memur kıyımlarından sorumlu olan her kademedeki AKP yöneticileri ve çıkar odaklarını Türk adalet önünde hesap verme günleri beklenmektedir. Aziz dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Türkiye sevdasından başka hiçbir karşılık beklemeden yaşayan dürüst, idealist ve yüksek ahlaklı ülküdaşlarımın yoludur. Milliyetçi Hareket büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün karşılığı olmayan sonsuz bir vatan ve millet sevgisinin adıdır. Milliyetçi Hareket'in şerefli mücadele tarihi bu uğurda çekilmiş çilelerin, ödenmiş bedellerin ve ateşle imtihanların bir hikayesidir. Bu büyük yürüyüşte çok ağır şartlar altında verilen bu onurlu mücadelede nihai hedefe ulaşılmasına çok az zaman kalmıştır. Şafak sökmekte, gün ağarmaktadır. Milliyetçi Hareket'in iktidarı ufukta görünmektedir. Büyük Türk Milleti ailesini bir bütün olarak kucaklayan Milliyetçi Hareket'in iktidarı gerçek anlamda Türk Milleti'nin iktidarı olacaktır. Türk Milleti'ne giydirilmek istenen kefeni yırtarak Türkiye'nin kaderini yeniden yazacak olan Milliyetçi Hareket'in iktidarı Türk Milleti'nin temiz ve vatansever insanlarının iktidarı olacaktır. Bu noktada milli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu aziz vatanı ve büyük milleti temiz ve samimi duygularla seven herkesin yeri Milliyetçi Hareket'in saflarıdır.
Bu şerefli mücadelede bizlere yol arkadaşlığı yapacak temiz ve namuslu vatanseverleri Milliyetçi Hareket'in bayrağı ve çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Milliyetçi Hareket'in şerefli geçmişinde çok değerli hizmetleri olan dava, ülkü ve mücadele arkadaşlarım, bu milli çağrımızın doğal muhataplarıdır. Siyasi rüzgarların etkisiyle artık geride bırakılması gereken kırgınlıklar ve küskünlükler nedeniyle bugün ayrı düştüğümüz arkadaşlarımıza Milliyetçi Hareket'in kapısı sonuna kadar açıktır. Ortak hatıralarımızla ve acılarımızla yoğrulmuş bulunan bu kutsal davaya sadakat ve samimiyetle bağlı olma inancını ve heyecanını kaybetmemiş bütün kardeşlerimizi yuvalarına dönmeye davet ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bu kurultay ile yalnızca partimizin yönetim iradesini göstermekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda 2007 yılında yapılacak genel seçimlerle 23. dönem parlamento kadrosunun belirleyerek ülkemizi 2023 yılına taşıyacak vizyonun da kilometre taşlarını döşeceksiniz. Kararınızla 2007'den 2023'e kadar 16 yıllık bir siyasi süreci derinden etkileyeceksiniz. Bu nedenle bu kongre partimiz ve ülkümüz için bir dönüm noktası olmalıdır. Bu itibarla önümüzdeki bir yıllık süreçte her birimize düşen görev ve sorumluluklar vardır. Birincisi, günübirlik politikaların çare olmadığı konusunda aziz milletimizi uyarmaktır. İkincisi, yoksulluk ve yokluğun baskısıyla göz ardı ettiği milli değerlere yönelik felaketler konusunda uyandırmaktır. Üçüncüsü, kurtuluşun milliyetçilik, çözümün ise ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğunu milletimize inandırmaktır. Dördüncüsü ise tek çarenin genel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidara taşımak olduğuna ikna etmektir. Herkesi vatan sevgisi ortak paydasında, herkesi Milliyetçi Hareket'in başlattığı gönül seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Kaybedilecek zaman artık kalmamıştır. Yarından itibaren milletimizle kucaklaşma başlamalıdır. Yarından itibaren milletimizin gönlünü ve yüreğini kazanma gayreti başlamalıdır. Ben şu anda tek başına iktidar kampanyasını başlatıyorum. Ben büyük bir inanç ve heyecan ile yola çıkıyorum ve sizlere soruyorum. Benimle bu yola çıkmaya hazır mısınız? Cevabınız evet ise o halde yarından tedi yok, her kapıyı çalınız. Her yüreği kucaklayınız. Bıkmadan, usanmadan anlatınız. Yolunuz açık olsun. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Değerli dava arkadaşlarım, bir kurultaydan ziyade muhteşem bir milliyetçiler şenlendiren bu toplantı saflarımızı sıklaştırmış ve tazelenmiş bir inançla yola çıkmak için bir vesile olmuştur. Büyük kongremiz ardından eminim ki Türklük sevdası arkadaşlarımın Türkiye ortak paydasında buluşacak milli değerler etrafında kenetlenecektir. Bu duygularla yurdumun her köşesinden, dünyanın her yerinden gelen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Buradan gideceğiniz vatan köşelerine, gurbet illerine,
ve aziz milletimizin her ferdine en içten selam ve sevgilerimi götürünüz. Tek başına iktidara giden yolda partimizin yönetimine talip olan bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Türk milliyetçilerinin daha nice büyük kongreleri aynı şevk, heyecan ve coşkuyla idrak etmelerini temenni ediyorum. Yüce Allah'ın Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde milliyetçilerin emeğine karşılıksız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor ve kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. 60. hükümet, milliyetçi hareket, ne mutlu Türk'üm diyene. Anadolu, Trakya, yeniden düştük yola. Her zamanki aşk ile yürüyoruz kol kola. Hey 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 hey. Partimiz MHP, yürüyoruz hedefe. Lider Devlet Bahçeli, lider ülke Türkiye. Partimiz MHP, yürüyoruz hedefe. Lider Devlet Bahçeli, lider ülke Türkiye. Gelenekten geliriz, geleceğe gideriz. Üç hilalli bayrakla bozkurt bizim simgemiz. Hey 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 hey. Partimiz MHP, yürüyoruz hedefe. Lider Devlet Bahçeli, lider ülke Türkiye. Partimiz MHP, yürüyoruz hedefe. Lider Devlet Bahçeli, lider ülke Türkiye. Duyan duysun bir daha imanımız Allah'a. Kalkındırıp milleti ereceğiz felaha. Hey 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 hey. Partimiz MHP, yürüyoruz hedefe. Lider Devlet Bahçeli, lider ülke Türkiye. Partimiz MHP, yürüyoruz hedefe. Lider Devlet Bahçeli, lider ülke Türkiye. Tek başına iktidara kararlı bir lidere ve onun kadrosuna destek verdi ülkücüler. Milliyetçi Hareket'in lideri bu çetin yolun yolcularına yaptığı teşekkür konuşmasında şu mesajları verdi. Sayın Divan Başkanı, değerli basın mensupları, aziz ülkü ve dava arkadaşlarım, tarihi bir dönüm noktasında yapılan 8. olağan büyük kurultayımız çalışmalarını sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket'in tek başına iktidar yürüyüşünde son dönemece girildiği bir zamanda gerçekleştirilen büyük kurultayımız, Türk milliyetçilerinin bu vatana sahip çıkma azim ve kararlılığının haykırıldığı müstesna bir kucaklaşma ve iman tazeleme vesilesi olmuştur. Türkiye'nin dört bir köşesinden buraya akın eden vefakar yurttaşlarımız, kurultayda sevgiledikleri milli duruş, heyecan ve coşku ile bizlere büyük güç katmışlardır. Bunun için hepinize ayrı ayrı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Kurultayımızın
ülkücü ve kara yakışan bir olgunlukla ve seviyeli bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasından duyduğum büyük bir memnuniyeti bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın Milliyetçi Hareket'in şerefli mensuplarına aynı şevk ve heyecanla idrak edecekleri daha nice kurultaylar nasip etmesini niyaz ediyorum. Büyük kurultayımızda ülkücü irade tecelli etmiş ve Milliyetçi Hareket'in iktidar yürüyüşünde merkez yönetim kadrolarında görev yapacak arkadaşlarımız da belirlenecektir. Bu görevlere seçilecek değerli arkadaşlarımı tebrik ediyor. Zor ve çetin geçecek önümüzdeki mücadele döneminde kendilerine de başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket'in genel başkanlığı görevini naciz şahsıma tevcih ederek bu kutsal davanın bayrağını bir kez daha taşıma şerefini bahşettiğiniz için sizlere minnettarım. Gösterdiğiniz bu güven ve teveccüh için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Aziz dava arkadaşlarım, Türkiye'nin çok ağır bir bunalımdan geçtiği bir dönemde yapılan kurultayda Türkiye'nin gelecek ufku ve hedefleri ortaya konmuştur. Türkiye'yi Cumhuriyet'in bizim 100. yılını idrak edeceğimiz 2023 yılında lider Türkiye hedefine bugün başkent Ankara'da sergilediğiniz bu milli heyecan ve milli vizyon taşıyacaktır. Türkiye şimdi geleceğe daha büyük bir ümitle ve güvenle bakmaktadır. Büyük kurultayımızda Türk milliyetçileri Türkiye'nin geleceğine kastetmek isteyen bütün çevrelere çok açık bir mesaj vermiştir. Bu mesaj Türk milliyetçilerinin Türkiye'nin milli birliğine, kardeşliğine, onuruna ve haysiyetine sahip çıkarak kaderini yeniden yazma kararlılığının bir meydan okumasıdır. Bu mesaj Türk milletinin sahipsiz ve çaresiz olmadığının, misak-ı milliğinin toprağıyla karılmış Türkiye sevdasının, gönül erlerinin bu vatanın geleceğine el koyma azminin dosta ve düşmana ilan edilmesidir. Bu mesaj Türk milletinin asil çocuklarının geleceğinin, vurguncuların, hırsızların ve alın teri soyguncularının elinde karartılmasına izin verilmeyeceğinin yüksek sesle haykırılmasıdır. Bu mesaj herkes doğru okumalı ve iyi anlamalıdır. Türk milliyetçileri bu vatanı böldürmemeye, Türk milletinin bin yıllık kardeşliğini yıktırmamaya, cephelere ve kamplara ayrılarak kan kaybetmesini önlemeye ve Türkiye'yi ayağa kaldırmaya sonuna kadar kararlıdır. Milliyetçi Hareket'in yaklaşan iktidarında son yılların büyük tahribatını gidermek ve yaraları sarmak için kucaklayıcı ve kaynaştırıcı bir anlayışla milli bir seferberlik başlatılacak, yoksulluğa, işsizliğe ve yolsuzluklara karşı amansız bir mücadele verilecektir. Tarihinde yaşadığı zor ve sıkıntılı dönemleri milli birlik ruhuyla aşan büyük Türk milleti bugünkü güçlükleri de mutlaka geride bırakacak ve başı dik olarak onurlu ve aydınlık bir geleceğe yürüyecektir. Cenab-ı Allah'a şükrederiz ki bu milli şahlanışın siyasi öncülüğünü yapmak şerefli ve mutluluğu da Milliyetçi Hareket olacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket 8. Büyük Kurultayımızdan şevk ve heyecan, mücadele azmi ve kararlılığını bilerek çıkmıştır. Çetin bir mücadeleye sahne olacak önümüzdeki hassas dönemde karşımıza çıkartılacak tuzaklara, maksatlı tahrik ve çirkin tezgahlara karşı sürekli teyakkuz halinde olmanız büyük önem taşımaktadır.
bugüne kadar içine sokulmak istenen fitne ve fesatları, alçakça oynanmak istenen bütün oyunları boşa çıkaran Milliyetçi Hareket, bundan sonra da bütün engelleri aşarak iktidar yürüyüşünü sürdürecektir. Milliyetçi Hareket'in önünü kesmeye ne AKP iktidarının ne de kendinde güç vehmeden çıkar odaklarının ne de bunların zavallı maşalarının gücü yetmeyecektir. Milliyetçi Hareket'in iktidarı engellenemeyecektir. Milliyetçi Hareket hedef alan bütün kin, nifak ve fesat odaklarıyla Türkiye sevdasına savaş açan husumet cepheleri için artık oyun bitmiştir. Milliyetçi Hareket'i önümüzdeki seçimlerde iktidara taşıyacak olan en önemli güç sahadaki kadrolarımızdır. İl, ilçe ve belde teşkilatlarımızı, mahalle ve köy temsilcilerimizi, Anadolu'daki kanaat önderlerimizi ve Türkiye sevdasına gönül vermiş bütün ülkücü kardeşlerimizi şimdi çok büyük bir görev ve sorumluluk beklemektedir. Seçim startı verilmiştir, seçim seferberliği başlatılmıştır. Yarından itibaren bütün kadrolarımızla meydanlara çıkıyor, Anadolu yollarına düşüyoruz. Bugün burada sergilenen milli heyecanı ve bu milli kararlılık mesajını Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar taşımak en öncelikli görevimiz olacaktır. Türkiye'de ayak basmadık mezra, köy, belde, kasaba ve mahalle çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkese ulaşacağız. Herkesi kucaklayacağız. Herkese sevgi ve saygıyla yaklaşacağız. Aziz milletimizin maruz bırakıldığı bilgi kirliliğini ve karartmayı yırtarak doğruları ve gerçekleri görmesini sağlayacağız. Bu amaçla herkesle dilden gönüle yollar ve köprüler kuracağız. Milliyetçi Hareket'in asil evlatları, aziz dava arkadaşlarım, şimdi yaşadığınız yerlere dönüyorsunuz. Bizlerden Anadolu'ya kalbi selamlarımızı, kucak ve yürek dolusu sevgilerimizi götürün ve söyleyin ki Türk milleti müşteri olsun, gelecek ümidini asla kaybetmesin. Türkiye'nin ufkunu karartan kara bulutların dağılmasına ve Milliyetçi Hareket'in iktidarının şafağının sökmesine az bir zaman kalmıştır. Milliyetçi Hareket'in Türk tarihine ve büyük Türk milletine olan şeref ve namus borcunu ödeyeceği gün gelmektedir. Yüce Allah bu kutlu davada bizleri mahcup etmeyecek, hidayetini ve himmetini bizlerden esirgemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Milliyetçi Hareket'in asil evlatlarını bir kere daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, kalbi şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket'in iktidarı şimdiden kutlu olsun. Cenab-ı Hakk'ın rızası her daim üzerimizde olsun. Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun. 60. Hükümet Milliyetçi Hareket. Her zamanki aşk ile yürüyoruz o kadar.
Kongreyle yakılan meşaleler Anadolu'nun dört bir yanına dağıldı. Tek yürek, tek dilekle bütün dünyaya haykırıldı. 60. Hükümet, Milliyetçi Hareket. Milliyetçi Hareket'in 8. Olağan Kongresi sonrasında Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte atalarının huzurundaydılar. Biraz daha
Zaman daha çok çalışma zamanıydı. Tek başına iktidar zamanıydı.